Şimdi tam sayıların kuvvetlerine, pozitif ve negatif sayıların kuvvetlerine geldik. Aslında bunu 7. sınıfta öğrenmiştiniz hatırlarsanız. Kural şöyleydi. Pozitif sayıların kuvvetini alıyorsan az önce yaptığımız gibi temel kuralı kullanıyorsun. Fakat negatifleri yaparken üste bakıyorsun. Çift ise pozitif, tek ise negatif. Uzun eşek yöntemi diyorduk. Hani aşağıdaki yukarıdan soruyor çift mi tek mi diye. Uzun eşek oyunundaki. Geliyoruz buraya. Eksi 10 üzeri 4 diyor. 4 çift mi? Hemen artıyı koyuyorsun. 10 üzeri 4, 4 tane 0 demektir. 10 bin. Eksi 5 üzeri 3. Negatif mi pozitif mi? Negatif. Tek olduğu için negatif. 5'in 3. kuvveti 125'tir. 7 üzeri 2 parantezli olmasına dikkat edin. Burada detayı vereceğim birazdan. Negatif çift kuvvet pozitif yapar. 7'nin karesi 7 kere 7 49 diyoruz. Gelelim buradaki özel duruma. Bakın ikisi de eksi 3'ün 4. kuvveti. Birinde parantez var, birinde yok. Bakın buraya geldiğimizde şöyle işaretliyorum. Bakın 3 üzeri 4 eksiden bağımsız. Yani bu eksiğinin bizimle alakası yok. Eksiği koyuyoruz. Biz 3 üzeri 4'ü hesaplıyoruz. 3 üzeri 4, 3, 9, 27, 81'dir. Burada ise bu 4 kuvveti parantezin içindeki eksi 3'e ait. O zaman çift ve tek kuvveti kullanıyorsun. Çift kuvvetten pozitif 3 üzeri 4, 81 diyoruz. Bu aradaki farkı da dikkat edersen bütün soruları çözersin. Evet, bu iki soru senin. Dur ve çöz bakalım. Evet, durdurdum ve çözdüğünü kabul ediyorum. Hemen bakalım. Önce tek mi çift mi ona bakıyorum. Parantez içinde çünkü. Tek kuvvet olduğu için negatif. 4 üzeri 3, 4 kere 4, 16. 16 kere 4, 64 diyoruz. Artık 8'e geldiğin için tek tek böyle yazarak hesaplamıyoruz. Tamam. Gelelim diğer soruya. Negatif, parantez içinde çift kuvvet olduğu için pozitif. 1 üzeri 8 yani 8 tane 1'i çarp cevap 1 yapacaktır. Evet, burada da istersen direkt 1 de diyebilirsin. Çünkü artı 1, 1 demektir. Evet, negatif kuvveti anladın. Eğer bir sayı negatif ve parantez içindeyse çiftse pozitif, tekse negatif diyoruz.